Herkese merhabalar. Bugün güzel haberlerle karşınızdayız. Biliyorsunuz uzun süredir Türkiye'deki en önemli gündemlerden bir tanesi de elektrik faturalarıydı. Nitekim sonunda beklenen düzenleme geldi ve elektrik faturalarına yapılan zamda böyle bir düşüş yaşandı diyebiliriz. İsterseniz en başa dönelim. Biliyorsunuz ilk olarak elektrik faturalarına hemen yılbaşında, yani yılbaşı kutlamalarının yaşandığı o ortamda %50 ile %125 arasında zamlar yapılmıştı ki bu %50'lik kısım ilk başta 150 kW, yani aylık 150 kW'ı geçmeyen dilimlere uygulanıyordu. 150 kW üzerine ise %125'lik bir zam uygulanıyordu ki zaten 150 kW çok düşüktü. Dolayısıyla hemen hemen herkes geçmişti 150 kW'ı. Dolayısıyla herkesin faturası %125 zamlı gelince doğal olarak bir tepki oluştu arkadaşlar. Sürekli elektrik faturalarının düşürülmesine, elektrik faturalarına yapılan zammın geri alınmasına dönelik bazı isyanlar, bazı söylemler mevcuttu. Sonuçta bazı indirimler gerçekleşti. Peki bu indirimler ne kadar yansıyacak? Şimdi bunlardan bahsedeceğiz size. Öncelikle şunu belirtelim. Ticari işletmelere de bir indirim söz konusu oldu arkadaşlar. Yani biliyorsunuz son dönemde özellikle haber kanallarında ya da sosyal medyada vesaire ticarethanelere gelen böyle uçuk elektrik faturaları gözümüze sokuluyordu. Adamın birine mesela atıyorum 3000 lira geliyormuş. Bu ay diyor adam bana 10 bin lira geldi. Böyle 3 katına varan fatura değişiklikleri falan yaşayanlar oldu. Aslında hani zam %125 ama genele baktığımızda sanki faturalara yansıyan miktar daha fazlası gibiydi. Peki yeni gelen indirimle neler değişecek dilerseniz bunları bir size aktaralım. Bu arada şunu da belirteyim. EPDK bu konu hakkında geniş bir açıklama yaptı ki bence bu açıklamanın daha önce yapılması gerekiyordu. Çünkü şu kavram karmaşası vardı hep. 150 kW biliyorsunuz daha sonradan 210 kW'a çıkarılmıştı. Bu 210 kW'ın altındaki kısım tamamen mi %50'den hesaplanıyor? Yani atıyorum ben 210 kW değil de 220 kW kullandım. O zaman benim faturam %125 zam mı alacaktı tamamı? Yoksa 210 kW'ın altı %50'lik tarifeden hesaplanıp sadece 210 kW'ın üstü mü %125'lik tarifeden hesaplanacaktı? Bu biraz karmaşa konusuydu. Nitekim EPDK yaptığı açıklamayla buna da bir netlik, kesinlik getirmiş oldu. Şimdi arkadaşlar yapılan son açıklamaya göre öncelikli olarak şunu belirtelim. 210 kW 240 kW'a çıkarıldı. Yani artık aylık 240 kW'a kadar kullandığınız elektrik düşük tarifeden hesaplanacak. Ki aylık 240 kW yani eğer böyle klima ile vesaire ısınmıyorsanız ya da elektrikli soba kullanmıyorsanız, her gün fırın çalıştırmıyorsanız yeterli bir miktar diyebiliriz. Onun haricinde evinizde böyle aşırı ısı yayan araçlar yoksa, ne bileyim madencilik vesaire yapmıyorsanız, sallıyorum sizin 2-3 tane ekran kartınız vardır. Bunlarla madencilik yapıyorsunuzdur. Zaten 240 kW'ı hayli hayli aşarsınız. Ama normal bir kullanımda, ne bileyim işte televizyon olsun, normal aydınlatma olsun vesaire. Yani normal bir kullanımda muhtemelen 240 kW'ı geçemezsiniz. O yüzden bu 240 kW'lık sınırın şimdilik makul olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bakın şu yanılgıya düşmeyin. Zamlar geri alınmış değil. Biliyorsunuz iki kademeli tarife vardı. Bir kademe %50 zam içeriyordu. Diğer kademe %125 gibi uçuk bir zam içeriyordu. Sadece %50'lik zam tarifesine geçmeniz kolaylaştı. Yani artık 240 kW'a kadar kullandığınız elektrik %50'lik zam diliminden hesaplanacak. Ki bu zam dilimi şu anda 1.26 TL'ye geliyor kilovatı. Eğer ki bu dilimin üstüne çıkarsanız, yani aylık 240 kW'dan fazla kullanırsanız o zaman da kilovatı 1.89 TL'den hesaplanacak. Ama nasıl? Şu var arkadaşlar, KDV'de de bir indirime gidildi. KDV'de biliyorsunuz %18'lik bir vergi söz konusuydu. O vergi de %8'e çekildi. Bu sayede faturaların tutarları da düşürülmüş oldu. Az önce de belirttiğimiz gibi kilovatı artık eğer 240 kW altında kullanırsanız, bakın burası önemli. 240 kW'ın altında aylık tüketiminiz varsa 240 kW'a kadar olan kısım 1.26 TL arkadaşlar. 1 kW 1.26 TL. 240 kW'a açtınız. Atıyorum 260 kW'lık bir tüketim yaptınız. 260 kW'lık tüketimdeki o 20 kW'lık fark kısmı da 1.89 TL'den hesaplanacak. Yani burada şu soruyu da gidermiş oluyoruz. 240 kW'a kadar olan kısım %50'lik zam. 240 kW'ın üzeri de %125'lik zam diliminden hesaplanmış olacak. Tamam, meskenler bu şekilde. Gelelim ticarethanelere arkadaşlar. Ticarethanelerde şimdilik böyle bir durum söz konusu değil.
Ama onlarda da ne yaptılar? Kademeli geçişi sağladılar. Yani şu arkadaşlar orada da 900 kW falan da aylık. 900 kW'a kadar olan kısım biraz daha düşük bir tarifeden hesaplanacak. %25'lik bir indirim söz konusu olacak. Genel olarak baktığımızda hiç yoktan iyidir diyebileceğimiz gelişmeler. Ama tabii totale baktığımızda yine %50'lik bir artış oldu mu geçen seneden bu zamana? Evet oldu, bunu da inkar edemeyiz ki şu anda hala bir kademe olayı da mevcut. Yani siz 240 kW'ı aşıyorsanız, atıyorum Antalya gibi yerlerde yaşayanlar mesela klimayla ısınıyorlar. Dolayısıyla onlara elektrik faturaları çok daha yüksek geliyor. Elektrik tutarları çok daha yüksek oluyor. O insanların mesela 240 kW'ı aşmaları işten bile değil. Çünkü zaten klima çalıştırdığın zaman, klimayla ısındığınız zaman klima tek başına çekiyor o enerjiyi. Dolayısıyla evdeki diğer gereçlerin enerjisi yine sizin cebinizden zamlı olarak çıkıyor. Dolayısıyla bu faturalar biraz daha böyle bazı kesimleri rahatsız etmeye devam edecektir. Zaten ona da değinilmiş. Yaklaşık demiş %81'ini kapsamaktadır demiş. Yani yine %19'luk bir kesim bu indirimlerden tam olarak böyle yararlanamayacak diyebiliriz. Ama %81 de önemli bir ölçeği kapsıyor sonuçta. %81'lik bölüm arkadaşlar bu indirimden yararlanmış olacak. Dileriz önümüzdeki süreçte bu indirimler devam eder ki biz de sizlere güzel haberler vermeye devam edebiliriz. Eğer bu açıklamalara rağmen kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa videonun altında yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.